Yemek geldi. Afiyet olsun. Sağ ol. Makbule o kadar ben pastırma aldım. Niye masaya getirip koymuyorsun güzel kızım? Oo, 5 dilim. Zahmet etmişsin Burhan. Herkese birer müstakil pastırma diye düşündüm. Ne var bunda? Biz 6 kişiyiz. Ha. Cem de bu akşam bizimle yedi mi? Doğru. Cem her akşam bizimle yiyor Burhan Bey. Siz Volkan'ı hesaplamadınız herhalde. Yeni geldi ya o. He, oldu oldu. O dediğinden. He he. Makbule, benim karidesi güveçim yapıldı mı? Yapıldı Burhan Bey. Güzel. Avokadolu salatam yapıldı mı? O da yapıldı. Güzel. Yabancı sodam alındı mı? Alındı. Yabancı soda mı? He, teknede alıştım ya. Yerli soda hiç içemiyorum ihtiyar. Ben sana zorla içiririm istersen. Burhan bak, sen işte oda için bir kira ödüyorsun. Güzel. Ama bir de erzak masrafı var değil mi? Oda artık kahvaltı diye anlaşmıştık diye düşünüyorum. Kahvaltı havyar istemişsin. Ben yetişemem ki buna oğlum. Bundan sonra bütün bu erzak masrafı için kaç kişiysek aramızda bölüşeceğiz. Sen de hissene düşeni bir zahmet ödeyeceksin artık. Ne yapalım? Ay uyanıklar vay ya. Vay uyanık sporlar mı benim karşımda oturuyor yani? Ne demek bu? Şimdi biz Volkan'ı 1 kişi olarak mı sayacağız? Yoksa 2 kişi olarak mı sayacağız? Onu bir konuşalım. Ne? Zamanlama çok enteresan. Bu iri kıyımın yediğinin içtiğini hepsini bağ yüklemek için yapılıyor bu planlar. Beni anlamıyor muyum sanıyorsunuz? Bu toramanın karnını doyurmak için bağ mı güvendiniz ya? Gelmeseydiniz mi bu? Sen dağdan geldin, bağdakini mi kovuyorsun lan Burhan? Aa, seninle anlaşmıştık ama bana Burhan enişte diye hitap edecektin ya Volkan. Benim bir tane eniştem var, o da Cem. Anladın mı lan? Akıntı çağınozu. Ah, işte bak bu olmadı. Yanlış yeri bastın. Bir defa ben orada ayağım sakatlandı diye, topallıyorum diye komedi malzemesi yapılıyor. Hiç etik değil bir defa. Acaba şöyle mi yapsam? Ben Burhan Bey'e yemeklerini ayrıyetten mi pişirsem ha? Hayır Makbule. Kararımı verdim. Bundan sonrasında Sütçüoğlu rezidansıyla bütün organik bağlarımı koparttım. Öncelikle mutfakla. Nasıl yani? Öğle yemeklerimi ve akşam yemeklerimi dışarıda yiyeceğim. Sabah kahvaltısı için sizden ricam lütfen mutfakta buzdolabında bana bir raf ayırmanız ki kahvaltılıklarımı oraya koyacağım. Sizin yemeklerinize gerçekten ama gerçekten ihtiyacım yok. Hadi. Şimdi yani masadan kalkıp gitmeniz gerekiyor Burhan Bey. Ama karides güveç var. Çok alıştım. Kaçmayın. Ya bıktım artık Cem şu senin macunu ortasından sıkmandan ya. Ya ne var? Sıkarım sıkarım. Ama macun ortasından sıkılmaz. Öf Aslı ya bıktım senin bu dırdırından. Ben aşağı ineceğim babamın evinde kalacağım bu akşam o zaman ya. Vallahi en iyisi en iyisi. Bence de mantıklı. Zaten ortalık karışık. Evde yatacak yer yok. En azından durumlar düzelene kadar 1-2 gün Bülent abide kal bence de. Ha. Biz bunu düşünmemiştik. Bir şey soracağım ya. Siz niye kavga etmek için burayı tercih ettiniz acaba? Babam salonda oturuyor, o duymasın diye buraya geldik. Mantıklı. Nasıl babam, iyi mi? İşte. Dur ben bir bakayım, geleyim şuna ya. Ayrıca yani diş macununu ortadan sıkmak konusundan daha orijinal bir konu bulabilirdik. Bulsaydın. Niye ben bulayım? Benim abim mi? Allah Allah. Turi. Sağ ol diye bağırıyor. Karavara diye bağırıyor. Ütüm patlıyor ya benim. Hayvanımda tuzak kurmuş. Nöbet tutuyor. Birisi gelip saldıracak diye. Can mı dayanır ya bunu? Ay Asıl abi gördüm biraz ama o kadar mı kötü? Kafayı yemiş Makbule, demek istediğim bu. Vietnam sendromu bence bu. Ya öyle bir durumda ki demek ki ruh sağlığı bozuktu. Asker
Askere gidince sonra geldi, iyice ruh sağlığı bozuldu, kafa üşüttü yani. Hazır ol! Kusura bakma Burhan Bey ya. Bu aralar geliyor gidiyor bana, ne yaptığımı bilemiyorum yani. Akli dengem bozuk biraz. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Amin, amin. Amin, amin. Neyse, beni erzak torbamı buzdolabımdaki kendi köşeme yerleştiriyorum. Tabii Burhan Bey. Baba, ben nerede yatacağım? Sağcı'nın odasında yatarsın oğlum. Allah Allah. Kendi evimden beni mi atacaksınız baba ya? Burhan yatsın orada. Oğlum, Burhan'la makbule ayrı evde olmaz ki oğlum. O zaman Burhan'ın odası, yani senin eski odan geniş. Oraya çek yatı koysunlar. Aslı'yla siz orada yatın. Burhan da Aslı'nın odasına geçsin. Aslı'yla aynı odada mı kalacağım? Burhan'la mı kalmayı tercih edersin? Öf. Tamam, tamam. Oldu. Dayı. Burhan Bey bizim tarafta kalsaydı yani. Hani ben koçumum. Ya Osman da rahatsız zaten bu durumdan. Ne zaman abinle tanışacağım? Böyle iş olur mu falan diyor sürekli. Osman kim? Cem'in bir arkadaşı. Niye benimle tanışmak istiyor? Çok Metin'i duymuş senin de. neyse. Bak, uykum geldi benim. Hadi aşağı in elinde yatayım artık ben. Hadi bakalım. Bülent abiye selam söyle. Tabii. Volkan lan! Volkan! Sen ne yapıyorsun lan burada? Benim kahvaltılıklarımı yiyorsun. Benim rafıma şu anda tecavüz ediyorsun. Ne bağırıyor lan? Sana mı tecavüz ediyor? Manyağa bak. Terbiyesiz. Bu konu konuşuldu ama. Bırakın beni. Ah, oldu mu? İğrençsin ya, iğrençsin ya. Şuna bak. Bir daha benim kahvaltılıklarıma sakın dokunma. Onlar benim kahvaltılıklarım. Ve hepsini ben verdim. Parasını ben verdim. Allah'ım başıma ağrı girdi. Hemen de gidip yatmak istiyorum. Gel buradan, gel gitme. Senin odanda Aslı'yla biz kalacağız. Sen Aslı'nın yatağında yatacaksın. Ne? Ay ikinci kötü haber bu. Bu nasıl bir haber ya? Bu evde neler dönüyor? Biri yemeğimi yemiş, biri yatağımda uyumuş. Kim acaba bu? Evin kralı mı? Yok, Pamuk Prenses. Yürü lan cüce. Ay, bunların hiçbirisini hak etmiyorum biliyor musun? Gerçekten hak etmiyorum. Ayrıca bana cüce diyemezsin. Bana enişte diyeceksin lan. Alacağım kemiğini şimdi lan. Yürü hadi, hadi. İyi uyku lan, hadi. Yürü. Beğenir miyim? Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.